Merhaba sevgili arkadaşlar. Evet, yeni bir konuya geçiyoruz. Konumuzun adı histogram. Hadi bakalım başlığımızı yazalım. Evet, sevgili arkadaşlar. Öncelikle histogramın dilerseniz tanımından başlayalım. Histogram nedir? Evet, histogramın tanımını diyecek olursak arkadaşlar, araştırma verilerinin toplanarak belirli bir sistem içerisinde dökülmesidir. Şimdi sevgili arkadaşlar, histogram yaparken yani biz burada grafiklerden bahsedeceğiz. Histogram yaparken bazı terimler kullanacağız ve bu terimlerin anlamlarını sorumuz üzerine göreceğiz. Hadi bir soru yapalım. Sorumuz üzerinde aynı zamanda terimleri de görmüş olalım. Diyoruz ki arkadaşlar, evet. Bir sınıftaki öğrencilerin boyları. Evet. Küçük bir sınıf olsun arkadaşlar, ana sınıf olsun. Hadi bu ana sınıftaki öğrencilerin boylarını yapalım. Diyorum ki 125, 129, 126, 120, 109, 108, 117, 116, 113, 116, 125, 124, 106. Evet. Şimdi bakalım. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi burada biz ne yaptık? İşte bir sınıftaki bir ana sınıfındaki işte öğrencilerin boylarını yaptık. Arkadaşlar şimdi bu boylarını biz bir histogram yapacağız. Yani grafiğe dökeceğiz bunu arkadaşlar. Bakın nasıl yapacağız beraber. Öğrencilerin boylarını bakın en uzun ve en kısasını buluyoruz arkadaşlar. En uzunluğa şöyle bir baktığımda en uzunluğu ben 129 olarak görüyorum. Doğru mu? Evet, 129. Şimdi 129'u yazıyorum arkadaşlar. En kısa olarak da bakıyoruz. 106'yı görüyorum. Evet, 106. Şimdi arkadaşlar, şu ikisini en uzunla en kısayı birbirinden çıkardığımızda çıkan sonucumuz bizim veri açıklığıdır. Evet. Veri açıklığı. Evet. Bunun adı veri açıklığıdır. Peki arkadaşlar, biz kaç grup yapalım? Hadi bakalım. Diyorum ki 5 gruba 5 gruba ayıracağım. 5 gruba ayır. Evet. 5 gruba ayıracaksam arkadaşlar bakın 23'ü 5'e bölüyorum. 23'ü 5'e bölüyorum. 5'e böldüğümde arkadaşlar ne oluyor? Bakın 23, 23'ü 5'e böldüğünde 4 kere 5 işte 20, 0, 3, 30. 4,6 çıkıyor arkadaşlar. Çift sayı olmayacak. Bakın bunu 4,6'yı ben 5 diyorum. Ortalama 5 diyorum. Bu bulmuş olduğum 5 de ne biliyor musunuz arkadaşlar? Grup genişliği. Evet. Grup genişliğim 5 olacak. Bakın ne yaptım arkadaşlar? Tekrar yapalım. Diyoruz ki en uzunla en kısayı yani verinin en büyüğüyle en küçüğünü buluyorsunuz. Birbirinden çıkartıyorsunuz. Çıkarttığınızda bulduğunuz sonuç veri açıklığıdır. Veri açıklığını kaç tane grup istiyorsanız, bakın 5 grup istiyoruz. Şöyle 5'imizi tam 5 gibi yapalım. 5 grup istiyoruz. Evet, veri açıklığımı 5 gruba böldüğümde, bakın 5 gruba böldüğümde 4,6 çıkıyor. Bunu tamamladığımda bakın 5. Grup genişliğim 5 olacak sevgili arkadaşlar. Nasıl olacak? Gelin beraber görelim. Hadi bakalım buraya bir tane grafik çizeceğiz şimdi arkadaşlar. Evet. Grafiğimde neydi arkadaşlar? 5 tane grubum vardı. Öyle değil mi? 5 tane grubum.
boylar. Evet. 5 tane grubum vardı. Şimdi bu 5 tane grubuma öğrenci ve boylar. Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane grubum vardı. Ne dedim ben arkadaşlar? Grup genişliğim 5'ti. En küçüğünden başlayın. 106 dedik değil mi arkadaşlar? Grup genişliğim 5 olduğuna göre. Burada benim yapmam gereken ne olacak? 106 ile bakın 106. 107, 108, 109, 110 diyorum arkadaşlar. 110. Şimdi buraya 110 dedikten sonra bakın 111. 111 ile ne yapıyorum arkadaşlar? 111. 112, 113, 114, 115. 115 diyorum. Ve devam ediyorum. Bakın 116 ile devam ediyorum. 116. 117, 118, 119, 120. 120 diyorum. Şimdi 121 ile arkadaşlar 122, 123, 124, 125. Ve 125 ile arkadaşlar 126, 127, 128 ve 129 diyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar şu sayılarımı görüyorsunuz. Bakın 106 ile ne yaptık? 110 arası. 111 ile 115 arası. 116 ile 120, 121 ile 125, 125 ile 129 arası. Dikkat edin arkadaşlar. Bakın 111 ile 106 arası kaç? 111'den 106'yı çıkartırsanız 5. 116 ile 111 arası kaç? Çıkartırsanız 5. 121 ile 116 arası kaç? 5. Ve yine 125 de arkadaşlar burada 125, şuna 126 diyoruz. 126 ile 121 arası nedir arkadaşlar? 5 diyoruz. Şimdi güzel, çünkü ne dedik biz az önce? Grup genişliğimizin 5 olması gerekiyor. Tamam, devam edelim. Şimdi bakın bundan sonrası yerleştirme işlemi arkadaşlar. 106 ile 110 arasında 106 ve 110 olacak. Acaba kimler var? Şimdi şu kırmızımızı silelim. Evet. 106 ile 110. Şimdi 1. 106. 1. Bakıyorum arkadaşlar. Evet. 2 ve 3 tane var. Görüyor musunuz? Evet. 106 ile 110 arasında 3 tane var. Başka var mı? Bakıyoruz. Hayır, yok. O halde bakın buna ne diyorum arkadaşlar? Evet, 3 kişi var. Şimdi 111 ile 115 arası, bakın 111 ile 115 arası bakıyorum arkadaşlar. 111 ile 115 arası 1. Evet, 111 ile 115 arası başka yok. 1 tane var. Evet. 116 ile 121 arası. 116 ile 120 arası. 116 ile 1, 120 arası. 2, 3, 4. Evet. 4 tane var sevgili arkadaşlar. Hadi bakalım onu da yazıyoruz. Devam edelim. 121 ile 125 arası arkadaşlar. 121 ile 125. 1, 2, 3. Evet, tam tamına 3 tane var. Ve son olarak da arkadaşlar 126 ile 129 arası. 126 ile 129 arasında gördüğünüz gibi 2 tane var. Evet, şimdi sevgili arkadaşlar, histogram aynen bu görmüş olduğunuz gibi yapılıyor. İsterseniz durumları tekrar edelim. Hadi bakalım. Dedik ki, bakın, ne dedik? Araştırma verilerinin toplanarak belirli bir sistem içerisinde yazılmasıydı. Bir sınıftaki öğrencilerin boyları, bakın, öğrencilerin boylarını teker teker verdim. Bu öğrenci boyu olur, işte bir ailenin işte gün gün yedikleri, mesela yedikleri ekmek dilimleri olur.
neler neler olabilir? İşte kişilerin, işte bir fabrikadaki kişilerin ayrı ayrı aldığı maaşları olur. Her şey olabilir arkadaşlar. Şimdi bakın tek tek verileri yazdım. Burada kaç tane veri var? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 tane veri var. Evet, 13 tane verimi yazdım. 13 kişilik bir anaokulu sınıfı. Boylarını verdik. En uzun boyluyla en kısa boyluyu buldum. Yani en yüksek veriyle en düşük veriyi buldum. Ve bu verinin adı veri açıklığı oldu. Veri açıklığı. Evet. Sonra veri açıklığını istediğim kadar gruba, bakın ben 5 grup dedim arkadaşlar. Veri açıklığını istediğim kadar gruba böldüm. 23'ü 5'e böldüm yani. 4 küsüratlı çıktı. Bunu ne yapacağım? 4 küsürat olmayacak. 5'e tamamladım. 5 oldu arkadaşlar. Tamam. 5 olduktan sonra bu bulmuş olduğum 5 benim grup genişliğim oldu. Dikkat ederseniz 106'dan, yani en küçükten başladım, bakın 106'dan başladım. 106 ile 110 arasında 4 tane var. Ama 111, bakın 111 ile 106 arasında 5 tane. Her biri arasında arkadaşlar, bakın şununla şu ifade arasında her zaman 5, yani grup genişliği kadar olacak. Bunları yerine yerleştirdikten sonra teker teker hangi aralıkta kaç tane var, kaç öğrenci var onu buldum. Evet sevgili arkadaşlar, sizlerle beraber histogram konusunu işledik. Bir histogram nasıl gerçekleştirilir bunu bulduk. Zannediyorum yardımcı olabildim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.